Değerli dostlarım, herkese merhabalar, hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Umarım iyisinizdir diyeceğim ama bugün sert bir satışa maruz kaldık maalesef. Sizlere birkaç gün önceki videomda bahsetmiştim. Bir negatif uyumsuzluk olduğunu BIST 100'de. Yukarı doğru giden bir BIST 100 endeksi ama indikatörlerin ve MACD indikatörünün her an satışa doğru gidebileceğinin teknik anlamda bir uyumsuzluk olduğunu sizlere anlatmıştım. Tabii bunu anlatırken sadece teknik anlamda değil, biraz da temel anlamda bahsettik. Yani olası yeni yasakların, yeni sınırlandırmaların olabileceğini bahsetmiştik ve bugün bu yasaklar bir kat daha veyahut da kaç kat derseniz fark etmez artmış oldu arkadaşlar. Yani burada zaten biraz da endeksimiz bu yasakları da fiyatlamış oldu. Yine ay sonu olmasının da bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyada artan korona vakaları ister istemez bizi de negatif yönde etkileyecekti ve ülkemizde de her geçen gün daha da artan bu vakalar sonucu arkadaşlar negatif hava, negatif atmosfer her geçen gün daha da artmaya başladı. Şimdi şöyle ben düşünüyordum daha önce işte Madrid'de, Paris'te, yurt dışında yani Avrupa ülkelerinden gelen yasaklar bizden bir tık daha önde gidiyor. Kademe kademe bakıyoruz. Biz de bu yasaklara doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar. Bazı kısımlarda belki önde de olabiliriz ama artık görünen köy kılavuz istemez anlamında baktığımız zaman hepsi zaten yavaş yavaş ben geliyorum diyordu yasaklar. Gerçekten toplum anlamında da biraz duyarsızlığımız var değerli dostlar, onu söyleyeyim. Yani bu yasaklara aslında gerek yok. Hepimizin bilinçli, şuurlu bir şekilde hareket etmesi gerekirdi. Gerekmekteydi ama maalesef bunu uygulamıyoruz. Artık yasaklar çiğnenmek için vardır anlamında hareket ediyoruz. Kendi kurallar bütünlüğümüzü oluşturamıyoruz. Bilinç, şuur, bana bir şey olmaz, vurdum duymazlığı veya bu rahat havamız maalesef birden yasaklarla bozulmuş oldu değerli dostlar. Evet, şimdi şöyle bir genel sektörel bazlı bir değerlendirme yapalım değerli dostlar. Bu yıl yani şu an itibariyle 11 ayın sonucunda altının %54 getiri, euronun %40, doların %31, BIST'in %12, BIST 30'un yani BIST 100'ün %12, BIST 30'un %2,45'lik bir getiri potansiyeli olduğunu görmekteyiz burada değerli dostlar. Şöyle bakınız. Şimdi burada dikkat etmek istediğim konu BIST 100'de bakınız %12'lik bir değer artışı söz konusu iken BIST 30 hisselerinde bu değerin %2'lerde olduğunu ve cüzi olduğunu görüyoruz. Neredeyse elinden gelse bir yıllık sezonu eksiyle kapatacak ki daha bir aylık sürecimiz var. Bakalım bu bir aylık süreçte neler olacak, neler getirecek onu da göreceğiz. Belki de eksiyle kapatacağız. Yani burayı da daha henüz net bir durum yok. Yani şu anki 11 aylık tablo bu şekilde değerli dostlar karşımızda durmakta. Evet, burayı şöyle kaldıralım. Şimdi bir de sektörel bazlı bir değerlendirme bakalım arkadaşlar. Hemen sektörel bazlı bir sektör endeksine bakıyoruz. Yine bu yıl iki sektörün kırmızı olduğunu görüyoruz. Bankacılık %12'lik bir eksi, ulaştırmada %17'lik bir eksi ile değerli dostlar karşımızda durmakta. Tabi bunlara yakın ama artıda olan, tabi sınırda olan iki tane sektör var ki bunlardan birisi iletişim %6'lık bir değer kazancı sağlamış 11 aylık süreçte bu yıl içerisinde. Holding ve yatırım hisseleri ise %9'luk bir değer artışı sağlamış. Yani burada baktığımız zaman bankacılığın her ne kadar bakınız bu ay %23 banka, %31 ulaştırma sektörünü önde görsek de ya burada bir geri çekilme yani diğerlerine yakın bir şekilde şöyle arkadaşlar geri çekilme olup bu iki sektörün ki ulaştırma zaten biraz daha pandemin nedeniyle tehlikeye girdi. Yani geri çekilmelerin olabileceğini burada bankacılık hisselerinin yine geri çekilmeyle belki ilerleyen zaman diliminde alım fırsatlarını yine arttıracağını düşünüyorum. Ama teknik olarak baktığımız zaman grafiklere ay bazlı pozitifler ama yıl bazlı hala negatifler. Yani
gidecek ben yolların olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Tabii bu pandemi muhabbeti had safhada olsa da bunlar artık yavaş yavaş fiyatlar. Önceki dönemki gibi sert düşüşleri ben göreceğimizi düşünmüyorum ama borsada neredeyse 5-6 gündür videolarını anlattım. Bir düzeltme hareketi söz konusu olabilir. Görüşümü halen sürdürüyorum. Halen bu düzeltme biraz daha derinleşebilir. Piyasamız değerli dostlar ayı piyasasına, boğa piyasasına döndü ama bunun bir dip noktasına doğru, yani daha yukarıda oluşacak bir dip noktasını oluşturmaya yönelik bir hareket içerisinde olabiliriz. Şimdi grafik üzerinden değerli dostlar hemen bir teknik analiz çalışması yapalım. Daha önceki teknik analizimizde bir uyumsuzluktan bahsetmiştik ki bu uyumsuzluk neydi arkadaşlar? Bakınız yukarı doğru giden endeksimizde aşağı doğru giden bir göreceli güç endeksi ve satıma doğru giden bir MACD indikatöründen bahsetmiştik ve bunlar yavaş yavaş gerçekleşti değerli dostlar. Burada baktığımız zaman BIST 100'de piyasanın teknik olarak bakınız dipler daha yukarıda oluşmaya başladıysa, tepeler yine aynı şekilde daha yukarıda oluşmaya başladıysa, bakınız buralar dip, bakınız tepe. Buradan yeni bir dibe doğru bakınız ama daha yukarıda bir dibe doğru bir düşüşümüz olabilir değerli dostlar. Ama ne zaman ki bakınız burada şu dip bölgesi altına olası bir sarkma gelir, o zaman buradaki boğa piyasası artık ayı piyasasına döndü diyebiliriz. Ama teknik anlamda halen pozitif bir görüntü hakim ama değerli dostlar bu pozitif görüntü de maalesef tepeden bir dönüş emaresi içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Umarım burası bir düzeltme olarak kalır. Bu düzeltme tabii iki farklı noktada olabilir. 1244 bantları ve de şu kısım arkadaşlar. Hemen bu kısımları şöyle bir işaretleyelim. Fiyat etiketlerini hemen yapıştıralım değerli dostlar. 1246, 1200 değerli dostlar. Bakınız bu iki aralıkta bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ve bu bölge bizim için bir alım bölgesi haline de dönüşebilir değerli dostlar. Bakın şu kısmı bir alım bölgesi olarak da görebiliriz. Bakın şu sarı kısmı alım bölgesi olarak görebiliriz. Bunun için düzeltmenin gerek üst bant 1246'lara gerek alt bant 1200'lere kadar olsa da bunun bir düzeltme olarak bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Ama ana trendimiz burası. Burası kırıldığı zaman değerli dostlar artık satışlar yine daha önce olduğu gibi bakın şöyle deyip bakınız tepeler kırıldığı zaman sertleşebilir, derinleşebilir değerli dostlar. Evet, teknik görüntümüz bu şekilde. Kesinlikle burada anlattıklarımız bir alım satım tavsiyesi değildir. Ama bazı gerçekleri görmek adına bu teknik konulara da vakıf olmak gerektiğine inanıyorum. Ve bunu teknik ve haberleri birleştirdiğimiz zaman bir düzeltme hareketi şimdilik başlamış durumda. Bakalım nerede sonlanır veyahut da MA21 desteği çalışır. Bu da önemli. MA21 desteğimiz değerli dostlar 1273. Bakınız 1273. Belki de bu nokta çalışacak. Şimdi burayı da gözlemlemek lazım. Bakın şu şekilde. Ortalama 1273-74. Bakın bu bantlardan bir toparlanma gelebilir. Ama bu toparlanmayı görmez isek aşağıda 1220'lik EMA 50'de karşımızda durmakta değerli dostlar. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Kesinlikle burada anlattıklarımız bir alım satım tavsiyesi olmadığını yine söyledik. Sektörel bazlı baktık. Banka ve ulaştırmanın halen geride olduğunu söyleyebiliriz. Endekste bu düzeltmede bu iki sektör ki özellikle ben bankacılık sektörünün endeksin yukarı doğru taşınmasında bankacılık sektörünün de rolünün olacağını düşünüyorum. Yine holdingleri akabinde bekliyorum. Eğer bir yabancı artışı geliyor ise ve yabancı artışı devam edecekse bu bankacılık hisselerinin artık
alımıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve burada akabinde de holdinglerle bu yükselişin taçlanacağına inanıyorum. Halen 1600-1550 hedeflerim geçerli. Ki daha önce bu seviyelerin 1035 bantlarının, değerli dostlar, yani 1350 bantlarının test edilebileceğini sizlere paylaşmıştık, anlatmıştık. Ve bu test gerçekleşti. Şöyle kapanış bazlı alıyoruz. Bakınız. Evet, ortalama neredeyse ramak kalmış arkadaşlar. 1351 ve 1370 bantları dip ve tepe noktalarını aldığımız zaman teknik olarak hedef noktasıydı. Buradan yine Fibonacci değerlendirmesini yapıyorduk. Burada 1618'in altına yine sarkmış olduk arkadaşlar. Bakınız burada da 1300 bandı. Artık bizim için önemli bir direnç noktası. Hareketin seyri için 1300'lerin aşılması gerekli diyebiliriz değerli dostlar. Burada baktığımız zaman 1223 ana destek olarak yine karşımızda durmakta. Hocam o kadar çok destek direnç söyledin, kafamız karşı diyebilirsiniz. Yani burada Fibonacci anlamında bakıyoruz. Diğer anlamda baktığımız zaman hareketli ortalamalar babında baktık. Yani burada farklı kategorilerde bakıyoruz. Artık hangisini kabul edersiniz, hangisini desteklersiniz, o sizin bileceğiniz iş değerli dostlar. Evet, ama teknik bir düzeltmeye işaret ediyor. Bir geri çekilme söz konusu. Burada dikkatli olmanız gerektiğini söylemiştik. Bakınız şu kısımda yine bir fırsat sunar ise o da oldukça olumlu olacaktır. Yani buradaki tamamen negatif değil de bir de pozitif açıdan bakalım. Bu da işte 1273-1274 bantlarındaki MA21. Bakınız 1273-74 bandındaki MA21 ve kesik çizgiyle gösterdiğiniz, bakınız şu direnç noktasını uzattığımız zaman bakın iki tane direnç, bir destek ve buradan bakın MA21'e de denk geliyoruz. Bir destek daha bulabilir isek bu bölge bizim için bir alım fırsatına da dönüşebilir. Yani şöyle bir harekette tekrar yukarıya şahlanabiliriz değerli dostlar. Ama mavi kesik çizginin altına düştüğümüz an sıkıntı söz konusu olacaktır. Burada satışlar derinleşebilir. Tekrar çiziyorum burayı arkadaşlar. İyi bakın. Bakınız bir müddet daha geri çekilmeyi görebiliriz. Tabi burada ilerleyen zamanda bu geri çekilme anlamında bakın şurayı solumuz baş, yani şuralardan kırmızıdan bir destek bulup tekrar yukarıya gidip bakın şöyle bir hareketle gelir mi? Bu da oldukça önemli. Yani bir omuz baş omuza da gidebilir miyiz? Burayı da takip etmekte fayda var diye düşünüyorum değerli dostlar. Evet. Görüldüğü üzere MACD indikatörü net bir şekilde satışını üretmiş durumda. Bakalım hayırlısı değerli dostlar. Nakit bazen önemli. İşte şimdi bu düşüşler eğer sertleşirse yani nakidi olanlar bayram edecekler. Tepede yakalananlar ise maalesef birazcık sıkıntı yaşayabilirler. Yani beklemek zorunda kalabilirler. Yani ben çok da bu eskisi gibi, bakın şuradaki gibi çok derin bir düşüş öngörüm yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani bakın bu bölgeden gelip de bakın buraya kadar bu çakılma oranı kadar bir beklentim yok. Ama bir düzeltme söz konusu. Bakalım belki derinleşmeden MA21'lerden ya da şu kırmızılardan dönebiliriz. Tabii kesinlikle MA21'in altı tehlikeli, onu söyleyelim arkadaşlar. Bir de şu husus var. Genelde bu karşımıza çıkan bir husus. Şöyle tüm çizimleri kaldırıp grafiği de kaldırdığımız zaman şöyle bir tabloda oluşabiliyor değerli dostlar. Hani bu hareketli ortalamalar sıkışıp birbirine girdiği zaman bakın buradaki gibi, işte bu noktadaki gibi, bu nokta gibi bir alım fırsatı sunuyor iken bakın. Hareketli ortalama hangilerini kullanıyorsun hocam derseniz 5, 9, 21, 50, 100, 200 hepsi bakınız burada sıralı.
Burada değerli dostlar, ne zaman ki şu ara, bakın hareketli ortalamalardaki şu ara açılmaya başlıyor. Şu bölgedeki gibi değerli dostlar. Bakın yine şu bölgede bir açılma. Bakın burada da yine bir açılma hakim. Ne zaman ki açılma, aradaki mesafe artmaya başladı, o zaman bir satış dalgasıyla maalesef karşılaşıyoruz ki bu mesafenin açıldığı da burada net bir şekilde gözükmekte değerli dostlar. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önce sağlık. Yani düşüşler olur. Bakınız bu düşüşler neyse aslında bir alım fırsatı da, onu söyleyelim. Yani son BIST 100 ile ilgili videomu izleyin. Orada şunu söyledim. Ben şahsen bir yatırımcı olarak ben borsanın düşmesini istiyorum. Yani bunu açık açık söyledim. Niye? Arkadaşlar ben kalkıp da buralardan hisse almaya artık cesaret edemez hale geldim. Yani belli başlı hisseler aldık yine ama çok da böyle hisseye yüklenmedik. Çünkü bu çok böyle uçacağız, kaçacağız, her yerden böyle raporlar falan fışkırmaya başladığı zaman illaki bir olay patlak veriyor ve endeks geriye çekiliyor arkadaşlar. Ben artık trade ettik, epey al satlar yaptık ama burada biraz daha derinleşir ise o şekilde hisse alımına girmeyi düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm, kimseyi bağlamaz. Yani şu iki günlük düşüşle hemen dalacağımı söylemiyorum. Şu anda arkadaşlar stratejim şu. Bakınız, zararda olduğum hisselerin hiçbirini elimden çıkarmıyorum, onu söyleyeyim. Özellikle tekvenci arkadaşlar var. Çok tekvenle ilgili sorular soruyorlar. Bakınız, açık net söylüyorum. Şu anda portföyümde zararda olan tek bir hisse var, Tekmen. Ve şunu samimiyetle söylüyorum. O hisseden karımı almadan çıkmayacağım arkadaşlar. Bakınız, zarardayım. Ama bir gün artıya geçeceğime inanıyorum. Bekliyorum. Onun dışında aldığımız, sattığımız hisseler, mutlaka trade ettiğimiz hisseler olmuştur. Veyahut da trade edip işte stop loss koyduğumuz, artık zarar kes yaptığımız, yani trade ettiğimiz hisseler üzerinden zararına sattığımız olmuştur. Ayrı mesela, ama böyle portföyümde taşıdığım, yani değer yatırımcılığı anlamında taşıdığım hisselerden birçoğundan artıya geçtim. Ama tek bir hissem var, onunla bakalım. Bekleyeceğiz. İnatlaşıyorum onunla. Ve o inadı kazanacağıma inanıyorum değerli dostlar. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Artık kafanızı şişirmiş isek affola. Dilimi sürçmüş ise yine affola. Hisse teknik analiz çalışmalarını yapmayacağım. Kafam gerçekten yorgun arkadaşlar. Bugün epey bir yolculuk, gel git yaptık. Yani aslında bu videoyu bile çekmeyi düşünmüyordum ama yani biz endeks düştü, işte hoca kayboldu diyebilirler. Bazı böyle önyargılı arkadaşlar oluyor. Halbuki Twitter'ıma bakın, sabah erken saatlerde yazdım. İşte YouTube'da yine yazdık, topluluk kısmında, bilmiyorum, katıla dahil olan arkadaşlara yazmıştım galiba. Yani bugün kar satışlarının derinleşebileceğini, ki onu da göstereyim arkadaşlar size. Bakınız şöyle. Bakınız burada Twitter hesabımda bu hafta kar satışları artabilir, BIST 100 diye bahsettim. Yine burada topluluk sekmesinde arkadaşlar bu hafta kar satışları gelebilir. Çok da şunu alayım, bunu alayım havasında olmamakta fayda var diye yazdık. Ya bunlar bizim şahsi görüşlerimiz. Kesinlikle tabii al sat tut, kim olursa olsun öyle bir niyetimiz yok ama piyasanın genel tablosu zaten kendini belli etmekteydi. Bakalım. Şu anki ümidimiz MA21 arkadaşlar. MA21 ortalamasından bir dönüş gelir mi gelmez mi? Hep beraber takip etmiş olacağız. Yine bugün gün içerisinde sizlerle epey bir teknik analiz çalışması yine paylaştım. Saatlik grafikleri paylaştım arkadaşlar. Onun için Twitter hesabımı da takip edin. Bakınız, Arçelik burada sınır bölgesinde saatlik bazda aşağı kırıldı. Ne yaptı? Sert satış geldi. Birçok hissede arkadaşlar, bakınız burada ne var? İşte Akbank hissesi, bakınız. Grafikler oldukça net anlaşılır. Şunu söyleyeyim size. Şöyle çizelim. Bakınız arkadaşlar. Burada şu çizdiğimiz işte 6.29, bakınız, bir destektir.
Yani şu bölgede. İşte 6.17 bakın şu bölge. 5.98 bandı. Artık bakın şu kısım. Ya buraları takip edeceksiniz. Yani bunun anlamı nedir arkadaşlar? Yani hissede olanlar alt destek kırılır ise dikkat etsinler. Hissede değil ama ben bu hisseye girmek istiyorum diyenler ya destek dönüşünü ya da bu direnç kırılımını ne yapacak? Takip edecek değerli dostlar. Yani burada net bir tablo hakimken işte şurayı kırarsa şu olur, burayı kırarsa böyle olur. Benim yazmama gerek yok. Bunu siz kendiniz ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Ya belli başlı hisseleri bakınız net net paylaştım bugün. Örneğin BİMAŞ'ı paylaştık. Bugün son durumunu bilmiyorum. Doğan Holding'i paylaştık. Burada da bakınız oldukça net. Yani şu ne demek? Bakınız destek çizgisi kırıldı. Bakınız dikkat edindir bunun anlamı. Mavi kesik çizgi nedir? İşte bir düşen var. Bu seviyeyi kırarsan yukarı şahlanabilir anlamı çıkmalı. Altta bakınız bir desteğimiz var. 2.32 buraya kadar sarkma gelir ama buradan bir alım fırsatı da verebilir. Burayı kolla demek, takip et demek. Ha, bu şekilde anlamak lazım değerli dostlar. Her şeyi açık, net, şöyle, böyle demeye kalkarsak bu işin tadı kaçar. O zaman piyasadaki işte şu kaçıyor alın, şundan kaçın anlamındaki üçkağıtçı, dolandırıcı kişilerin durumuna düşmüş oluruz. Hiç gerek yok. Sizin grafiklerden bir şeyleri okuyup anlama kabiliyetini geliştirmeniz için oldukça net çizimler yapıyorum. Onun için Twitter hesabında mutlaka takip etmenizi istirham ediyorum değerli dostlar. Bakın bugün Petkim'i yine paylaştık. Bakın burada da görüntü oldukça netti. Bir trendimiz var. Bunu bakınız farklı bir renkle. Bu trend içerisinde yine bir yükselen trendimiz var. Bakın bunu da gösterdik. Ya bu şekilde takibini sağlayacaksınız arkadaşlar. Kendinize şöyle bir trendi oluşturacaksınız. Bakacaksınız nereye ne geliyor. Sarı bölgenin altındaysak alt maviye kadar gelebiliriz deyip böyle takibini sağlayabilirsiniz. Onun için mutlaka Twitter adresime bekliyorum. Sadece çizimler değil. Burada bakın takasları da paylaşıyorum. Takasları yani benim hissemde kim arttırımda kim azaltımda bulunuyor derseniz bakın burada takaslar önemli. Tarihi aralıklar bakınız 23-11, 30-11 bunlar değişiyor. Haftalık, günlük, aylık belirli kategorilerde duruma göre takasları da paylaşıyorum. Şunu da söyleyeyim bu takasları sizlerle paylaşmamın amacı değerli dostlar hem sizlere katkısı faydası olsun hem de kendim araştırıyorum. Örneğin hisseye gireceğim veyahut da bir hissede satış gerçekleştireceğim. Burada teknik analizine bakıp bir de takası ekliyorum. İkisi birbirine uyumlu olursa oldukça güzel tadından yenmiyor arkadaşlar. Ama bazen birbirine zıt hareketler de edebiliyorlar mı? Edebiliyorlar. Yani hiçbirisi %100 geçerli değil. Bütün analiz kategoriler işte teknik, takas, aracı kurum, bilanço, haber nedir? Birbirlerinin tamamlayıcı ölçütlerdir. Sadece haberle hisse alınıp satılmaz. Sadece teknikle, sadece temelle, sadece bilançoyla, sadece haberle. Bunlarla biriyle alım satım yapılmaz değerli dostlar. Yani birkaç kategoride bakmanızı tavsiye ederim. Orta uzun vade yatırımlar için. Ha, ben trade ederim derseniz yani işte saatlik, günübirlik falan. Ha, bunda sizin habermiş, şuymuş, hiçbir önemli değil. Zaten grafiklerle bu işleri halletmeniz en uygun olanıdır. Tekrar görüşmek üzere. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Birazcık fazla konuştuk. Onun için sadece biz düz bakalım derken yine gevezeliğimiz tuttu arkadaşlar. Yarın artık yeni bir aya da girmemiz vesilesiyle yine hisselerimizi böyle kategoriler halinde ayırarak farklı farklı hisseleri sizlerin huzuruna sunmuş olacağız. Aylık takaslarına da bakarız. Haftalık takaslarına da bakarız. Yani takasları da yine aktif bir şekilde sizlere paylaşacağım değerli dostlar.